Kurnaköy Mahallesi'ne devasa büyüklükte bir spor köyü kuruluyor. 3 milyon 800 bin metrekare alanda inşa edilmesi planlanan spor köyünde açık ve kapalı sportif etkinlik alanlarının yanı sıra mesire ve dinlenme alanları bulunuyor. Pendik, meydan, eğlence alanları, spor sahaları, çocuk oyun grupları, yürüyüş ve koşu parkurlarıyla vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte tüm gününü geçirebileceği nitelikli bir rekreasyon alanına kavuşuyor. Biz Pendik'e gönüllüyüz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve TEM Otoyolu'nun yanı başında Pendik Teknoloji Üssü yükseliyor. Türkiye'nin teknoloji merkezi Pendik, vizyonumuzu kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programlarıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2 milyon 300 bin metrekare alana inşa edilecek projeyle akademik çalışmaların yanı sıra yerli ve yabancı yatırımcıları bünyesinde barındıracak ve araştırmacılar için istihdam sağlayacak bir teknoloji üssü kuruluyor. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarının ve yenilikçi girişimlerin desteklerden yararlanacağı bir merkez inşa edilmesi planlanıyor. Biz Pendik'e gönüllüyüz. Tüm ulaşım alternatiflerini içinde barındıran Pendik'te bu avantajı katma değere dönüştürmek için uluslararası fuar alanı kuruluyor. Pendik Uluslararası Fuar Alanı projesiyle yerli ve yabancı firmaların ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel açıdan birbirlerini tanımaları ve oluşacak katma değerden şehrimize girdiler sağlanması hedefleniyor. Bunun yanında yabancı sermayenin ülkemize girişini kolaylaştıracak bir altyapı oluşturulması amaçlanıyor. Fuar merkezi, ülke ekonomisine fayda sağlamanın yanı sıra, İstanbul ve Pendik'in ticari hayatı ve istihdam kapasitesini canlandıracak bir proje olacak. Biz Pendik'e gönüllüyüz. Pendik'e yeni metro hatları geliyor. 2016 yılında açılan Kadıköy-Tavşantepe metrosu ve geçtiğimiz günlerde açılan Gebze-Halkalı-Banliyö hattıyla raylı sistemler ulaşım ağlarında önemli bir konuma yerleşen Pendik'e yeni metro hatları geliyor. Yapımı devam eden Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro hattı Sultanbeyli'ye uzatılarak Üsküdar metro hattına entegre edilecek. Pendik, Kaynarca, Tuzla metro hatlarının da tamamlanmasıyla beraber tüm Pendik halkını toplu ulaşımda metro konforuna eriştireceğiz. Biz Pendik'e gönüllüyüz. Muhteşem manzarasıyla bir sahil seyir terası geliyor. Pendik Sahil Meydanı ve Marina arasına inşa edilecek seyir terası, ekolojik köprüyle ilçemizin denizle bağlantısını sağlayacak. Doğa ve deniz manzarasını bir arada sunacak olan seyir terası projesiyle vatandaşlarımızın sahil ulaşımına konfor kazandırmanın yanında kent estetiğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Biz Pendik'e gönüllüyüz. Kemikli Dere çevresi kültür sanat vadisine dönüşüyor. Fatih, Orhan Gazi ve Ahmet Yesevi mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Kemikli Dere vadisinde yapılacak olan dere ıslah çalışmalarının ardından geleneksel el sanatlarımızın devamlılığını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla el sanatları sokağı, sanat atölyeleri, kültürel aktiviteler için kültür merkezi
ve Açık Hava Müzesi planlanıyor. Bununla birlikte açık spor alanları, çocuklar için oyun alanları, macera parkuru, mini hayvanat bahçesi, hobi bahçeleri de sanat vadisinde yer alacak. Biz Pendik'e gönüllüyüz. Güzelyalı sahili millet bahçesiyle yeşilleniyor. Güzelyalı sahil bölgesi baştan aşağı yenilenerek millet bahçesine dönüştürülüyor. İçerisinde açık fuar alanı, açık spor alanları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla otoparkın yer alacağı Güzelyalı Millet Bahçesi'ni şehrimize kazandırarak Pendik'in marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Biz Pendik'e gönüllüyüz. Kurtköy'e kültür, sanat, sağlık ve spor merkezleri geliyor. Proje çalışmaları tamamlanan kültür merkezinin Anadolu Lisesi yanına inşa edilmesi planlanıyor. Tesis içerisinde etüt merkezi, nikah salonu, sinema ve seminer salonu, sergi salonu, kütüphane, auditorium, kafeterya ve otopark yer alacak. Kurtköy mahallemize değer katacak bir diğer proje ise sağlık ve spor merkezi. Yapı içerisinde fitness salonları, minder ve jimnastik spor salonu, kafeterya ve zemin altı katlı otopark yer alıyor. Ayrıca tesis terasında açık futbol sahası yapılması planlanıyor. Biz Pendik'e gönüllüyüz. Pendik, Uluslararası Kongre Merkezi ile büyüyor. Ulaşım ağlarının merkezinde olması sebebiyle özellikle kongre turizmi potansiyelini değerlendirmek istediğimiz şehrimize Uluslararası Kongre Merkezi'ni kazandırmayı planlıyoruz. Kongre Merkezi projemiz, ulusal ve uluslararası toplantı ve etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği bir yapı olmasının yanında kültür-sanat faaliyetlerinin de icra edilebileceği bir tesis olma özelliğini taşıyor. Çamçeşme Mahallesi'nde inşa edilmesi planlanan merkez içerisinde toplantı, konferans ve sergi alanlarıyla 386 araçlık bir otopark bulunacak. Biz Pendik'e gönüllüyüz.